Dua insanın kendi içini keşfedişidir ve içinde hissettiği ya bir hasret, ya bir kaygı, ya bir korku, ya bir keder, ya bir eyvah, ya bir ah. Bütün bunları fark edip kendi içini okuyarak, kendi halini fark ederek en yakınında olana, onu en yakını edene aktarması, kendini takdim etmesidir. Böyle olunca hani biliyoruz geleneğimizde vardır duanın makbuliyet zamanları. Doğrusu onları uzmanına bırakalım. Ama makbuliyetin şartı samimi istemektir. Samimi istemek. Gerçekten Rabbi ile konuştuğunu kulun fark etmesidir, bilmesidir. Öyle sözü de süslemek bir şeyi değiştirmiyor. Bazı olur ki cümlemiz yarım kalır. Bazen olur ki gözyaşı dökeriz, yine cümlemizi tamamlayamayız, kekeleriz. Bazen olur ki içimizde seslendiremediğimiz, dillendirmeye korktuğumuz bir ah köz gibi yanıp durur. O da sessiz bir duadır. Öyleyse bunların hepsini makbul bilmek gerekir. Makbuliyet, insanın Rabbinin kendisini kabul ettiği andır. Kabul ettiğini fark ettiği andır. Çünkü dua eden adam olmak, duası kabul edilen adam olmaktan daha değerli bir şeydir. Dua eden adam olmayı bize hiç yoktan dua ettiğimiz Allah nasip etti. Dua eden adamız. Yoksa ne adamdık, ne dua edebilirdik, ne de hidayetimiz olmasaydı dua ettiğimiz Allah'ı tanırdık. Öyleyse anlıyoruz ki dua eden olmak dua ile isteyebileceğimiz her şeyden daha değerlidir. Yani Allah çoğunu vermiş, azı kalmış. Ümitle dua etmek en önemli makbuliyet vesilesidir kanaatimce.